sahip oldukları imkanlar nedeniyle şımaran ve hemen ardından yıkıma uğrayan insanların ünlü bir örneği de tarihsel Pompei kentinin halkıdır. Tarihçilere göre bundan 2000 yıl kadar önce Vezüv'ün yamaçları bağlarla örtülüydü. Pompei de bu yamaçlarla deniz arasında kurulmuş ve genellikle zengin Romalıların tercih ettiği bir şehirdi. Pompei de sefaat ve sapkınlık üzerine kurulu bir yaşam hakimdi. Komşu il olan Herculanum da aynı şartlara sahipti. Ancak tarihin en ünlü yanardağ patlamalarından biri bu güzel yerlerin varlığına son verdi. Volkanın lavlarıyla taş kesilmiş şehir halkının sapkın yaşamı bugün tüm ayrıntılarıyla görülebilmektedir. Günümüzden yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşayan uygarlıkların zenginlikleri kendilerine hiçbir fayda sağlayamamıştır. Onlardan geriye kalan ibret verici kalıntılardır. Allah her an her yerde bu yıkımdan daha şiddetlisini tattırmaya kadirdir. Allah geçmiş kavimlerin durumundan ders almak gerektiğini Rum suresinde şöyle hatırlatır. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı altüst etmişler ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.